Evet. Yani öyle ki İcardi'siz Kerem, Keremsiz İcardi düşünemez oldu Galatasaraylar. Serhan Türk. Evet, aslında o birliktelik 33 golün 33 golün 22'si çok önemli bir istatistik ve 2007-2008 döneminde 30 gole ulaşan bir oyuncu. Demek ki Galatasaray kendini daha fazla geliştirdi ve ait olduğu yerde iyi işler yapıyor. Kerem Aktürkoğlu'yla maç sonrasında bile pozisyonları konuşur hale geldi. Mario Icardi'yi çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten adam konuşuyor sahada, en iyisini yapıyor bence. Yani zor olanları yapıyor. Kolay goller atmayı sevmiyor. Özellikle penaltıyı atamıyor ama daha sonrasına zor pozisyonda golü atabilen bir özelliğe sahip. Gençlerin, çocukların çok büyük sevgisini kazanmış. Galatasaray taraftarları adeta yıllar sonra böyle bir golcüye sahip, böyle bir oyuncuya sahip olduğu için kendini çok mutlu, huzurlu hissediyor. Icardi'yi çok fazla konuşmaya gerçekten yok. Icardi kendini saha içerisinde çok iyi konuşturuyor. Kerem'le de çok iyi bir diyaloğu söz konusu. İyi de anlaşıyorlar ve bu açıdan hem Kerem asistlerle karşısına geliyor hem alan açıyor, Kerem'e gol attırıyor. Kafasıyla şut atabilen ender oyunculardan bir tanesi. Kafa golleri gerçekten çok iyi. Kafa asistleri gerçekten çok muhteşem. Icardi Galatasaray iyi ki o transferi yapmış. Eğer Icardi'yi almasaydı bir eksik olurdu. O eksik parçayı hiçbir şekilde tamamlayamazdı. Yıllar sonra Falcao'lardan sonra işte Cagne. Cagne'lerden sonra gerçek golcüsüne sahip olmak ve bu golcünün de Icardi olması bence çok önemli bir ayrıcalık Galatasaray için. Bir de şu var, artık çocuklar, gençler Icardi sayesinde Galatasaraylı oluyor. O da Icardi'nin getirdiği son nokta. Bir de aile yaşantısı açısından çocuklarına çok fazla sahip çıkıyor. Çocuklarına çok fazla oluyor. Çok iyi zaman geçiriyor. İyi de bir aile babası özelliğine sahip. Evet. Bu açıdan hem içeride hem dışarıda iyi işler yapan bir Icardi var. Bakın Selman Bey yazmış. Zaten genelde yazmak için Galatasaray'ı konuşmamızı bekliyor. Selman Luma. Bir İtalyan yorumcu Icardi için gönlümden geçenleri söyledi. Icardi kariyerinde dünya devlerine çok kritik goller attı. Her seferinde soğukkanlı kendine az sevincini yaptı. Manchester United maçında Galatasaray'ı nasıl benimsemişse nasıl sevineceğini bilemedi. Kendini çimlere attı. Biraz da öncesindeki penaltının kaçmasının verdiği o rahatlama olabilir mi o golden sonra? Yani her şey olabilir. Old Trafford'da geriden gelip kazanıyorsunuz. Tabii Yani o tabii. duygular, ya futbol çok anlık bir şey. Hep maçlardan önce ne olur ne olmaz diye konuşuyoruz ya, böyle istatistikler veriyoruz vesaire. Ya aslında o oyunun bir parçası. Futbol canlı, yaşayan bir şey. Sahanın Evet. içerisinde anlık oynanıyor bu. Bir oyuncunun ayağı kayabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir oyuncudan işte o hata girdi. Ayağın kayması hava durumuna da bağlı olabilir, çime de bağlı olabilir. Futbolun içerisinde her an böyle şeyler var. Ama Icardi işte penaltıyı kaçırdı. Daha önce de kaçırdı. Aynı şekilde bir tane penaltı Arkasına kaçırdılar. hemen golünü Hemen attı. attı. Ya o soğukkanlılığını hep koruyor. Zaten büyük futbolcuların, büyük isimlerin, büyük golcülerin özelliği de bu. Evet. Yani bir pozisyonla yıkılmıyorlar, bir kaçan penaltıyla Bir yıkılmıyorlar. tepkiyle Devam ediyorlar. ya da tribünden gelen tepkiyle de yıkılmıyorlar. Bu çok önemli. Yani Ben bu bu arada sezon 3 büyük takımın da santraforu çok tabii formda tabii. mesela. Yani o yani büyük golcülerin soğukkanlılığı zaten o saha içerisindeki etkisini hissettiriyor her zaman. Ne olursa olsun. 1 metreden de gol kaçırsa dönüp 30 metreden atabiliyor. Aboubakar'da da bu oluyor. Edin Evet. Dzeko'da da bu oluyor. Aboubakar'a bakıyorsunuz ceza sahasında. Kalecinin önünde kaçırıyor. Gidiyor 30 metreden vuruyor. Uzak köşeye gol atıyor. Icardi de aynı. Dzeko da aynı. Bu kaliteli isimlerle bu sezon özellikle golcü performansına bayağı bir doyduk yani. Selman Luma demişken, bugün de oğlunun doğum günüymüş. Ben de aslan parçasının doğum günü kutluyorum. Selman Luma'nın Doğum oğlunu. günü kutlu olsun. Doğum Şunu günü da kutlu söylemek olsun. istiyorum. Icardi ile ilgili, Icardi hani bu maçta gol atabilir mi diye kimsenin endişesi olmuyor. Her maçta golünü atabilen özelliğe sahip. O açıdan Icardi oynaması yeterli, sağlıklı olması yeterli. Bir de herkes kilosuna çok fazla son zamanlarda takmaya başladı. Ben kilosunu buradan söyleyeyim Icardi'nin. Icardi 83 kilo. Icardi'nin kilosunu açıklıyoruz. Icardi benden 83 kilo. zayıfmış. Icardi 83 kilo. O şekilde hani böyle kilolu olduğuna bakmayın. Zaten Sen kaç kilosun?
Ben biraz fazlayım Icardi'den. Ben de biraz fazlayım Icardi'den. Bayağı fazlayım Icardi'den. Icardi 83 kilo. Doktorlarla konuştuğumda zaten bu oyuncunun hani olabilecek kiloda olduğunu, bir 5-6 kilo verdiğinde bu özellikleri yapamayacağını dile getiriyorlar. O açıdan Icardi 83 kilolu Icardi bence şeyden dolayı sordum senin kilon. Sen de halı sahada çok başarılısın ya. Abi ben şey yapıyorum, ben çakılı forvetim. Kiloya çok takılmayın derim. Yani. Tabii tabii, ben çakılı forvetim. Ben olduğum yerde bitirici. Ben özellikle baldırdan şutu atıyorum. Uzun zamandır söylemiyoruz. Serhan Türk'ün o video paylaşım platformundaki videosunu izleyin diye hatırlatalım. Evet, izleyelim lütfen. Hatırlatalım. Ben özellikle Fatih Terim'li maçlarda, Okan Hoca'lı maçlarda, Rikerink'li maçlarda bayağı bizim Galatasaray muhabirlerin golcüsüyümdür. Gollerimi atmaya devam edeceğim inşallah. Hatırlattık. Serhan Türk, Icardi'den bahsedilince gözlerinin içi gülüyor diyor izlediğimiz Berke Şay. Tüm Galatasarayların güldüğü gibi değil mi demiş. Kesinlikle. Onların gözlerine diyelim tercüman olmuşsun. İzleyicimiz bunu yazmış. Hüseyin Bey duygu patlaması yaşadı resmen diyor o golden sonra. Ya bizim öyle oradaki yazmış görüntümüzü görsen. Çünkü şöyle, Manchester stadındayız, Old Trafford'dayız. Çok da güzel basın tribünü, VIP'nin hemen yanında. Görüş açısı açısından çok önemli. Yanda da Manchester United'ların tribünü var. Her pozisyonda aramızda bir demir var. Böyle hani demire adam böyle pozisyon kaçınca vuruyor. Gol atınca şey yapıyor. En son biz golleri bir attık. Böyle adam doğru dönüp falan sen vursaydın. Ya biz ama dikkat olmadık etmeniz lazım basın tribününde. Ya niye ya? Orada biz basın tribünü olarak görmeyeceksin ki onu orada. Ama onu inceliyorlar ya. İncelesinler. Onlar da kendi, onların da kendi basın mensupları. Onlar da tabii diyorsun. Tabii tabii tabii. Rahatlar. Herkes rahat orada artık. Bu saatten sonra zaten Okyay'dan çıkmış Manchester Old Trafford'da 3-2 yeniyorsun. 80. dakika Manchester'da. Kim takar diyorsun cezayı. Manchester taraftarları stadı terk ediyor. Biz hep bu görüntülere aşinaydık ama karşı takım olduğu zaman daha farklı yerlere gidiyor. İnanılmaz bir şey yani. O tanık olmak çok önemli bir şey. Yani ismi yeniyorsun. Manchester United'i yeniyorsun. Kötü de olsa yeniyorsun. İyi de olsa yeniyorsun. Önemli olan Manchester Old Trafford'da yenebilmek. Bunu başaran evet. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Beşiktaş'la daha işler yapacak. Beşiktaş'la tebrik ediyorum. Kim Avrupa'da göğsümüzü kabartırsa sonuna kadar yanındayım, sonuna kadar arkasındayım. Önemli olan orada takımın sarı lacivert, siyah beyaz, sarı kırmızı kazanması değil, ay yıldızın evet kazanması çok da önemli. Devam edeceğiz. Bu milyarda Galatasaray neler yapacak? Hangi oyuncular ne durumda? Serhan Türk'e soracağım detaylı olarak. Sizlerin sorularına, görüşlerine de bakacağız. Çok kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından buradayız. Bir yere ayrılmayın.